Japonya'yı ele Evet. almışsın ve bu Türkiye'de çok ender birkaç kişi var. Japonya çalıştığını benim bildiğim gerçekten. Japonya'daki pan Asyacılığı ele aldığın doktora tezinin bir kombinasyonu yapmışsın. Şimdi Batı karşıtlığı derken ne kastediyoruz? Yıkılsın Batı mı diyorlar? Evet, Batı sorunu ya da Batı eleştirisi derken işte kitabın ana tezlerinden bir tanesi de o. Hani olay 11 Eylül sonrası Orta Doğu bağlamında ele alındığında sanki bir medeniyetler çatışmasının parçası olarak ebediyen devam eden yıkılsın Batı ya sen ya ben gibi bir mantıkla devam eden bir çatışma gibi görülüyordu. Japonya örneği o anlamda çok faydalı oldu. Çünkü Japonya Asya içerisinde en fazla batılılaşmış, modernleşmiş ve bir anlamda güçlü bir yer, güçlü bir imparatorluk. Ve 1930'ların sonu 40'ların Japon propagandası, uluslararası siyaseti, entelektüellerine bakıldığı zaman sanki 1980'lerin, 90'ların Asya ve Afrika'da başka bir yerleri, yani Orta Doğu'su gibi çok ciddi bir Batı eleştirisi var ve bu Batı eleştirisi de kitabın ana tezlerinden bir tanesi. Aslında Batı'yı reddetmek değil, eski Türkiye'deki tabiriyle Batı karşıtlığı meselesini taklitçi zihniyetle işte gerici zihniyet arasında yorumlamaktan kaçmak lazım diyor kitap ve uzun dönem Batı karşıtı görülen ülkelerin, imparatorlukların, devletlerin asıl amacının aslında Batı merkezli dünya düzenine eşit olarak üye olmak ve o dünya düzeninin bir takım ayrımcılığını yıkıp kendilerine orada bir yer açmak. Daha doğrusu Batı merkezli dünya düzenini evrenselleştirmek olduğu teziydi. Kitabın ana tezlerinden birisi oydu ve üçüncü aslında kitabın hitap ettiği üçüncü grup da Samuel Huntington gibi uluslararası ilişkiler, uluslararası tarih teorisyenleri. Kitap zaten aslında kitabı yazdığım ofis Samuel Huntington'ın ofisinin karşısındaydı ve onunla da en azından kafamda o da vardı. Onun o katılmadığım tezi de vardı. Ve kitap aslında belki de bu üçüncü grup için çok önemli bir hale geldi ve son zamanlarda hani dünya düzeni çöküyor, dünya düzensizliği var tartışmasında kitabın söylediği bazı temalar, bazı tezler daha da önemli bir hale geldi. Çünkü yani kitabı yazdığım yıllarda bile hiç aklıma gelmezdi mesela bir gün Çin Devleti'nin, Komünist Çin Partisi'nin bile Çin medeniyetçiliği üzerinden bir Batı eleştirisi yapacağı veya öyle algılanacağı. Yine o dönem hiç aklıma gelmezdi. Dugin gibi, o zamanlar marjinal gibi görünen insanların Avrasyacı fikirlerinin aslında işte bir gün gelip Onlara Rusya'da. hepsine teker teker Evet. geleceğim. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Ben Japonya'daki ya da diğer ülkelerdeki panasyacılığı pek bilmiyorum ama kitabın muhtevasında önemli bir yer tutan panislamcılığı biraz biliyorum. İslamcılık çalıştığım için biliyorum. Ve bu okuduğum bütün literatürde hep şöyle bir ikilem vardı. Bir yanıyla Batı'ya karşı bir tepki. Çünkü İslam toprakları sömürgeleştiriliyor vesaire. Bir anti sömürgeci boyutu var. Ama bir yanıyla da bu hareketlerin, pan-İslamcı hareketlerin büyük bir kısmının daha sonra pan-İslamcı denmedi, sadece İslamcı dendi falan ama sonuçta bir öyle bir şey var. Afgani'den başlayarak Cemalettin. Bunların aslında Batı dili konuştukları, Batı gibi düşündükleri, modernist oldukları, yani ikisinin birlikte ve hep de şuna tanık olmuşumdur. İslamcı düşünen insanların, İslamcı aydınların ya da militanların da hep aynı şeyi taşıdığını, o ikilemi taşıdığını gördüm. Hem Batı'ya düşman, hem Batı'ya öykünüyor. Yani gibi böyle bir garip bir durum var. Yani bazıları İslamcılığı ilk ortaya çıktı ya da panislamizmi gerçekten bir Batı düşmanı olarak tarif ederken Batı ile bir meselesi olan ama Batı ile son tarihte
paydaş olmak isteyen, evet, değil mi? Evet, yani bu güzel bir tarif olur. Özellikle 1940'lara kadar Batı karşıtı diye bir grup da yok aslında. Hepsinin çok hegelyen bir ütopik gelecek tahayyülleri var. Batı'nın kusurlarını görüyorlar. En büyük kusuru da tabii diyor Batı insanlık vaadi yaptı, sözü verdi ama insanlığa ihanet etti. Yani aydınlanma sözü verdi ama aydınlanmaya ihanet etti. Oradaki cevap hani Batı çöksün batsın değil, ikiyüzlülük eleştirisi ve ikiyüzlülük de aslında yani birini ikiyüzlü olarak suçladığın zaman onun iyi bir yüzü olduğunu kabul etmiş oluyorsun ya da onun iyi bir yüzü olduğunu hatırlatıyorsun. Burada gerek Osmanlı'da gerek Japonya'da entelektüel tarih açısından en önemli unsur biraz da şunu söylemek Batı'ya. Evet, sizin iyi bir takım değerleriniz, bilim, teknoloji vardı. Bir takım güzel sözleriniz de vardı. Siz ihanet ettiniz. Ama biz sizin ihanetiniz sonrasında bu insanlık projesinden vazgeçmiyoruz. Biz insanlığı biz size hediye edeceğiz. Ve biz bunu tamamlayacağız. Hatta sizin ilk kitaplarınızdan birine de referansta bulunacağım. Hatırlarsın bir ayet çok kullanılırdı Soğuk Savaş'ta. Allah nurunu tamamlayacaktır diye. Çok Kur'an'dan bir ayet ama onu genelde İslamcılar biraz bir hegelyen bir şekilde yorumlarlar. Yani bir insanlık projesi, insanlık sözü vardı. Diyalektik olarak tarih ilerliyor. Batı bir takım şeyleri koydu ama aynı zamanda buna ihanet etti. Irkçılık var, sömürgecilik var. Avrupalı olmayanlar, Müslümanlar, Asyalılar diyalektik bir şekilde buna cevap verip insanlık hayalini, insanlık tahayyülünü, işte geleceği tamamlayacaklar ve insanlığın geleceği gerçekten de eşitlik ve özgürlük, özgürlüğe doğru gidecek. Bu anlamda baktığında belki de Osmanlı ve Japonya tarih yazımı için şu söylenebilir. Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya ile beraber cihat ilan edip yaptığı propagandada, yine Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda yine tesadüfen Almanya ile ittifak halinde yaptığı ve onların da aslında kutsal savaş dediği Asyacı cihatta bunları yapanlar muhafazakar olup Japonya'yı ve Osmanlı'yı batıdan uzaklaşmak isteyen kişiler değil. Bunların hepsi aynı zamanda Jön Türkler gibi ya da Japon liberalistleri gibi Batı'yı çok iyi bilen, Batı'yla beraber olan insanlar ve çok jeopolitik, güvenlik ve entelektüel kaygılarla ülkelerini böyle işte Batı'ya meydan okuyan bir yere doğru itiyorlar. Ve savaş bitip işte Lozan sonrası veya Japonya Amerika'ya yenildikten sonra tekrar ülkeyi kurarken bunu yaparken kendileri değişik stratejik sebeplerle Avrupalıların yanlış bir şekilde anlattığı sizi savaşa işte Batı karşıtı muhafazakarlıklar sürükledi tezini pişirip onlar da sunuyorlar. Yani şöyle düşünelim, Japonya'da aslında 1939-1945 arası savaşı yapanla 33 öncesi Japon batıcıları ve 45 sonrası Japon yönetenler aynı insanlar. Yani kişiler olarak da aynı. Son işte Türkiye'de de bilinen Shinzo Abe denilen bir başbakan vardı, köprüyü açmaya gelen adam. Onun dedesi 30'larda Asyacı ama diyelim 50'lerde ülkenin başbakanı, Amerika ile ilişkileri çok iyi. İşte oğlu ülkeyi yönetiyor. Ama stratejik olarak bir şekilde Japonya'yı tekrar uluslararası sistemde Amerika'nın yanında bir yere koymak için şöyle bir yalan söylüyorlar. Onu savaş mahkemesinde yapıyorlar. Biz aslında iyiye gidiyorduk da ülkeyi sağcı Asyacılar ele geçirdi. İşte onların suçu, ne yapalım? Yani onlar da gittiler, yenildiler. Şimdi ülke tekrar batıcıların eline geçiyor. Türkiye'de de yaparlar bunu.